Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala belli günleri diğer günlerden daha değerli tuttuğunu bize haber veriyor. Neden belli günler senenin tamamından daha değerli oluyor sorusunu soramayız. Böyle murad etmiş Allah. Böyle haber vermiş bize. Der, iman eder ve gereğini yaparız. Fecr suresinde vel fecr ve asr diye geçen 10 yemin edilmiş gece Zilhicce ayının ilk 10 gününü yansıtıyor. Allah Celle Celaluhu 10 geceye niye yemin eder? ya da on güne diyelim. O bilir niye yaptığını. Güneşe niye yemin ediyor? Fecre niye yemin ediyor? Geceye niye yemin ediyor? O bilir niye yemin ettiğini. Ama biz anlarız ki ortada bizim dikkatimizin yoğunlaşması gereken önemli bir durum var. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ fecre yemin olsun, on geceye yemin olsun buyurduysa Allah, on gecede yoğunluk olduğunu, büyük işlerin yapıldığını, yapılacağını hisseder mümin. Zilhicce ayı kameri ayların on ikincisinin adıdır. Ama biz şöyle bilebiliriz. Kurban bayramına on gün kala ki zaman dilimi yani içinde Kurban Bayramı'nın gününün de bulunduğu geriye doğru 10 gün Allah'ın celle celaluhu üzerine yemin ettiği günlerdir. Veleyal'in <Sessizlik> aşır bunlardır. Her yıl güneş takvimine göre farklı günlere rastlıyor. Geçen seneye göre bu sene 10 gün yaklaşık önce gelecek bu günler. Kurban Bayramı'na 10 gün kala mümin Allah'ın yemin ettiği bu heyecanlı ve mühim 10 gün başlıyor diye bilmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte senenin hiçbir zamanında şu 10 günde yapılan kadar değerli bir iş yapılamaz. Elbette farzlar değil. Sabah namazı, yatsı namazı, cuma namazı, zekat her zaman en en değerli ibadet. O ayrı nafile. Daha çok sevap kazanmak, cennete daha yakın olmak için şu 10 gün içerisinde yapılan kadar değerli bir iş yapılamaz buyurunca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiram biliyorlar ya cihat çok değerli. Ya Resulallah cihat da dahil mi buna diye sormuşlar. Buyurmuş ki evet cihat da dahil. Hiçbir nafile ibadet şu on gündeki kadar değerli olmaz. Ancak bir Müslüman bir daha geri dönmeyeceği şekilde cihada çıkar giderse yani gidip şehit olur kalırsa o her ne zaman 365 günün ne zamanında o makamı yakalarsa onunki ayrı. Onun dışında cihat bile şu 10 günde yapılan nafile ibadet kadar değerli değil. Demek ki aziz mümin kardeşlerim her zaman hazırız Allah'a kulluk için her gün sevap kazanmak için hazırız. Ama Kurban Bayramına 10 gün kala zilhiccenin biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi, sekizi, dokuzu onu onuncu gün bayram zaten. Bu günler Allah'a daha yakın olmak, cenneti içimize daha yakın hissetmek, günahlarımızdan daha çok umutla kurtulmak için. Her ne yapacaksak bunu hazır ve aktif hale getirmeliyiz. Farzları zaten yapacağız. Yapıyorduk. Haramlardan zaten kaçıyorduk, kaçmaya devam edeceğiz. Ama nafile olarak yani mecbur değildi ama yapacağız. Yap, sevap kazanmak istiyoruz diye yapacağımız işler. Bu 10 günün ilk dokuzunu oruçla geçirebiliriz. Kurban bayramı 10. gün, oruç tutulmaz. En azından 9. gününü, yani arefe gününü, oruçlu geçirebiliriz. Mümkünse pazartesi, perşembe günlerini oruçlu geçirebiliriz. Ama birden, 9. güne kadar, nafile oruç tutarsak muhteşem olur. Sadakalar verebiliriz. Bu niyetle, sıla rahim yapabiliriz. Hayırlı işler yapabiliriz. Ama, hepsinden daha önemlisi, bu, Allah'ın üzerine yemin ettiği şu 10 günü Allah'a dönüş günü yapabiliriz. Faize veda edebiliriz. Allahu Teala'nın haram ettiği işlere veda edebiliriz. Tembelliğe veda edebiliriz. Aile içi huzursuzluğa veda edebiliriz. Daha ilim adamı olmaya karar verebiliriz. Daha çok İslam için, ümmet için çalışmaya karar verebiliriz. Cemaatle namaz kılmaya karar verebiliriz. Bir sünneti, iki sünneti, üç sünneti hayatımızda yeniden canlı hale getirmeye karar verebiliriz. Yani madem Allah bu on geceye yemin ediyor ve leyalin aşır biz de Allah'a doğru daha hızlı yürümeye yemin edebiliriz. Böylece müthiş bir kazancımız olur. En mübarek günleri en mübarek işlerle değerlendirdiğimiz zaman buna melekler şahit olur. Yaşadığımız toprak şahit olur ve biz bu dönüşümle Allah'ı kazanırız. Cennetini kazanırız. Kazanan oluruz. Bunu bu sene yapamazsak seneye ertelersek hem senenin geleceği belli değil hem geçen senede bu seneye zaten ertelemiştik bu dönümü. Melekler o zaman bizi geçen sene fırsat kaçıran adam olarak kaydetmişlerdi. Bir önceki seneyi de öyle kaydetmişlerdi. Bulu çağına erdiğimiz günden biri. Eğer biz bu zilhiccenin on gününü dönüşüm günleri olarak değerlendiremiyor, altın günlerden yaşayamıyorsak, her sene melekler bizi fırsat tepen mümin olarak kaydediyorlar demektir. 20 sene geçtiyse bulu günümüzden itibaren 20 kere bu damgayı yedik. Fırsat kaçıran insan. Bu yıl bunu değiştirmek ve bu altın günlerinden istifade etmek elimizdedir. Eğer cennet, Allah'ın rızası arzumuz varsa bu arzumuzda samimi isek arzu olur herkeste de samimiyet bir sorun. Bu günler içerisinde bütün nafile ibadetler değerlidir. Zikir değerlidir. Bu 10 gün içinde Tam bir Kur'an hadmi yapılabilir. Bir Ramazan ya da küçük bir Ramazan gibi değerlendirebiliriz. Ama her şeyden önemlisi yanlışlara veda etmektir. Yapılacak en iyi iş odur. Çünkü yanlış kovamızdaki delik demektir. Ne yaparsan yap doldurduğun aşağıdan boşalıyor. Faiz, yalan, kul hakkı haram işlemeler, namaz terk etmek bunlara veda ettik mi? Müthiş bir hareketlenme sağladık demektir. Bir de bu 10 gün içerisinde bilhassa da Arefe gününden itibaren ki bölümde tekbir getirmek mühim sünnetlerdendir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye tekbir getirelim. Tekbir getirdikçe sesli, serbest, yürürken yolda melekler şahidimiz olur. Rabbimden nefsim ve bütün mümin kardeşlerim, bacılarım için niyaz ederim ki bu Allah'ın üzerine yemin ettiği şu mübarek on gece güneşimizin parladığı, ümmetimize huzurun geldiği دونشوم جنمز أوسن، هَبْ مزادة مبارك أوسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.